Merhaba, ben yeni başkanınızım. Bugün atandım. Hoş geldiniz Arif Bey. Ne Arif'i kardeşim, ben Hasan. Hasan Bey, siz yoldayken senin yerinize Murat Bey atandı. Geldim. Hoş geldiniz Arif Bey. Ne Arif lan, ben Murat. Hasan Bey yine sizi atamışlardı. Siz gene kadar da Arif Bey'i atadılar. Bari bir kerecik koltuğa otursaydım. Başka zaman artık. Hoş geldiniz Arif Bey. Çok şükür, başkası yerime atanmadan yetişebilmişim. Hayırlı olsun başkanım. Sağ olun arkadaşlar. Hayret, başkası atanmadan konuşabildi. Toplanma sebebimizi az çok biliyorsunuzdur. Dolar 11 TL oldu başkanım. O yüzden toplandım. Geçen hafta da 10 TL olduğu için toplanmıştık. Bir hafta önce de 9 TL olduğu için toplanmıştık. Ondan bir hafta önce de halk saha maçı olduğu için toplanmıştık. Anladığım kadarıyla siz sadece dolar yükselince bir de halı saha maçı olduğunda toplanıyorsunuz. Öyle vallahi başkanım. Ben artık kafayı yemek üzereyim. Niye, ne oldu? Bu dolar yüzünden yalancı durumuna düşüyoruz başkanım. Dolar 11 TL oldu diye tweet atıyorum. Yarım saat sonra dolar 11.5. Sen kimi kandırıyorsun diyorlar. Onlar ne? 50 kuruş. Ne yapacaksın o kadar 50 kuruşu? Hurdacıya satmaya götüreceğim başkanım. Para satılır mı lan hiç? 50 kuruş için harcanan demir hurda fiyatı 66 kuruş yapıyor. Zarar etmemek için ya 50 kuruşların üstüne tek tek 66 kuruş alacağız. Ya da ben müdürlüğü bırakıp hurdacılara sadece 50 kuruş satacağım. Türk lirası demir karşısında bile değer kaybediyor desene. Başkanım, gençler hayal kurmak yerine dolar kurunu takip eder oldu. Nasıl takip etmesinler? Cebimde 100 dolarla otobüse biniyorum, inene kadar 20 lira kar ediyorum. Doları düşürmek için mantıklı bir fikri olan var mı? Benim var başkanım. Anlat bakalım. Gördüğünüz gibi dolar yüksekte. Bu da Türk lirası diyelim. Türk lirasına başka birini bulamadın mı? Figüran olarak bir tek bu vardı. Anlat bakalım. Bu doları düşürmek istiyorsak ya buraya daha fazla dolar bulacağız? Bunu kaldıracak kadar doları nereden bulacağız? O zaman TL'yi indireceğiz doların karşısından. İn bakalım. Bakın düştü. Başka önerisi olan yok mu? Benim de var başkanım. Seninki ne? Nasıl başkanım? Ulan televizyona çıkıp deli taklidi yapsak daha inandırıcı olur. Toplantımız bitmiştir. Bir sonraki toplantı ne zaman başkanım? Bana niye soruyorsunuz lan? Kime soracağız başkanım? Yeni atanan başkanımıza sorun.